normal bir vatandaşa karşı işleyeceği, alacağı ceza farklı. Bir görüş. Altınordu Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Seminerleri kapsamında İmar ve Zabıta Müdürlüğü personellerine mevzuat ve yönetmelik konularında eğitim düzenlendi. Altınordu Belediyesi personellerin daha donanımlı olabilmelerine ve kapsamlı hizmet verebilmelerine katkı sunan hizmet içi eğitim programlarına devam ediyor. Bu kapsamda Altınordu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim seminerleri düzenlendi. Alakalı bir sıkıntı yer. Dava açmayan vatandaşlar. Altınordu Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen seminere Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, İmar ve Zabıta Müdürlüğü personelleri katıldı. Seminer kapsamında ilk olarak İmar Müdürlüğü personellerine eğitim verildi. Birçok ilçe belediyesi personelinin de katıldığı seminerde Bursa Yıldırım Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Avukat Abdülkadir Zengin tarafından personellere imar mevzuatı, imar hukuk ve uygulamaları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları gibi konularda eğitim verildi. Bir görüş. O görüşte de şunu diyor. Diyor ki Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7. maddesindeki açıklamaları yapıyor. İmar Müdürlüğü personellerine verilen eğitimlerin ardından Zabıta Müdürlüğü personelleri eğitim başladı. Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanları ve ilçelerden gelen zabıtalarla İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Recep Demir tarafından belediye zabıtası, zabıtanın görev ve yetkilileriyle Kabahatler Kanunu uygulamaları hakkında bilgiler aktardı. Bir hata olarak gördüğünüz. Gerçekleştirilen eğitim semineri programlarına katılan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, eğitim seminerinin daha iyi hizmet vermek adına çok önemli olduğunu söyledi. Türkiye Belediye Birliği'ne bu hususta ben teşekkür ediyorum. Gerçekten seminerler noktasında talep ettiğimiz dönemlerde mutlaka cevabını alıyoruz. Öncelikle şunu ifade etmekte fayda var. Bir şehrin inşası ve imarı, eğer planlamayı doğru yaparsanız ve doğru yola çıkarsanız, neticede güzel eserler ortaya koyabiliyor. Ama tam tersi, uygulamada eğer sıkıntılarla başlayıp ve sorun yumaklarıyla arka arkaya devam ederseniz de çözümsüz hale geliyor. Çünkü belediyelerin en fazla hukukla karşı karşıya kaldığı hususların başında imar geliyor.